hayatın nasıl Kur'ani bir yolculuğun neticesine veya Kur'ani bir yolculuk olarak inşa edilebilirliğinin örnekliğidir sünnet dediğimiz. Bu bağlamda düşünecek olursak yeniden sünnetler inşa etme sorumluluğumuz vardır diye bence üzerinde çok düşünmemiz gereken ve kafa yormamız gereken bir başka amacın da altını çizmeden geçmek istemem. Yani tarihin bir dönemine has kılınmış, dondurulmuş bir örneklik değil, o örnekliğin her çağda yeniden yorumlanarak, yeniden hayatımıza dahil edilerek ve hayatımızı bugünün 21. yüzyılında şu coğrafyasında nasıl peygamberi bir geleneğin takipçisi olduğumuzu ortaya koyacak tarzda bir yaşam haline dönüştürebileceğimizin çabasıdır sünnet dediğimiz kavramın hayatımıza kattığı değer. Bu anlamda elbette ki kitap ve sünnet İslam düşüncesinin iki temel esas unsuru.